Nasıl bir hırçınlık var ya? Ama bak işte çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün. Asın belası ya hepimizin. Ha, niçin? Bak ruhu esas almış. Alim, hoca ruhu almış. Bedeni kale almıyor. Bırak onu diyor. Behmi şifayı dağıtır. Olmayan şifayı dağıtır. Anne ya hep bana söylüyorsun ya. Hep ben mi yapacağım? Ne yaptın lan sabahtan akşam oradasın? Olursa Cinnet geçiriyor, yaşayamıyorum, canım sıkıldı, kurusum geliyor, of dayanamıyorum, yatamıyorum. İnsanda da, ee, sokma beni oraya girmeyeyim. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza ettirsin. Aleyküm. O halde nerelerdesin ya? Allah Allah. E onu da nereden gördün? O da yok piyasalarda. Hem Çok şükür. Elhamdülillah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Adaletiyle değil, rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Kafanın içini ne kadar biliyorsun? Bildiğin gibi mi? Yani manasında bildiğin gibi değil. İkinci ders. Bu dersi birkaç seri devam edecek. Kolay değil. Ahir zaman fitnesinin temelini oluşturuyor. İnsanlar buhran geçiriyor, bunalım geçiriyor. Dertler çok, sıkıntı çok. Biz de Müslümanız, kardeşiz. Müslüman Müslümanın kardeş olduğu için onlara yardım etmek bizim elimizden geliyorsa yapmak farzdır. Bildiğini anlatmak farzdır. İlim, ilimi anlatmak farz. Şimdi hemen hemen her derste e, söylediğim bir şey var. Bu mekanın alımında, yapımında maddi ve manevi emeği geçen, dua eden, imkanın nispetinde yardım eden veya gayret eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eylesin Cenab-ı Hak. Amen. Bu imkanı bize verdiği için Cenab-ı Hak onların ruhlarına da tahmin etmedikleri ihsanı ve lütfu ikram eylesin. Amen. Bu derslerin temelde yapılmasının şeyi e, sebebi ikinci sebebi külli bir sadaka olsun diye. Külli bir sadaka memleketimize, vatanımıza, alemi İslam'a ve hizmetimize ve cemaatimize gelebilecek semavi arzi, maddi ve manevi, insi ve cinli şeytanları şerinden korunması için Cenab-ı Hakk'a karşı inşallah sadaka-i cariye, sadaka-i makbule olması temennisi ve niyazı başlıyorum. Kafamızın içi ne kadar tanıyorsunuz? Bu dersin temelini bana ustad rüyada verdi. Küçük çekmecede orada bir, e, 2017'de ustad geldi. Bu serbest bölgeyi bana anlattı. Anlatmıştım. Şimdi kafanın içini ne kadar tanıyorsun? tanımasan, kafanın için tanımasan hem ya dünyanı cehenneme çevirir, ya alemini yıkar, ahireti de berbat eder. Şimdi kafanın içinden önce beden nasıl çalışıyor? Onunla alakalı gavur bir e, sinevizyon yapmış. Maddi nasıl çalışıyor? Ondan sonra e, maneviyat da bu cinstendir. Tamam. Maddi organ, kafa. <laughs> Ve bu sesi duymuyoruz. Şimdi balık yiyecek. Allah'ın Allah nasıl bir sanatkar. Bu milyarda bir bir görseli. Bak adam duruyor. Yol verdi, geç. Nefese gitme. Aşağı git. Mide emzimleniyor. Eti yok eden asit, mideye kendisine bir şey yapamıyor. Eti yok etti. Şuraya bak. Şekere dönüştürecek, şeye dönüştürecek. Paketlere bak, Allah Allah. Bak adamlar çalışıyor. Hiçbirisi durmuyor hiçbir zaman. Geliyor. Öğütüyor. Geçen haftaki değirmen. Bu ders seri devam edecek inşallah. İhtiyacı olan gelir. Sistem bak. Şurada görüyor musunuz? Şuradaki adam çok ilginç. Resim çekiyor. İşte o nasıl çalışıyor? Bizim kafanın içi böyle. Geçen hafta anlatmıştım ama şimdi buraya, burası serbesttir. Kafanın içinde yedi mertebe var abiler. Yedi tane. Tahayül var, tasavvur var, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Şimdi anlayacağınız değil tabii. Ama bil ki kafada sipsen yoksun. Bir daha. Kafada sırf biz yokuz. Niçin? Gelecek zaten. 18 bin alemin hulasası olduğumuzdan burada yok, yok. Her şeyin sureti burada. 18 bin alemin. Cennet, cehennemin, yılanların, domuzların, meleklerin, ruhanilerin her şeyin. Yani buraya atıyor tafsilatını gelecek derslerde. Burada müsbetler atıyor buraya. Burayı insanın hususi bir dünyası. Akıl yok daha burada. Burası mekanımızı tahayyül, burası tasavvur, düşünceleri, bilgileri, malumatları, zanlarımızı yapan, yani zaman algısını yapan, mekanı da yapan bu. Şimdi bunun hususu dünya. Buraya gelenlerle dünyamız ya cennet oluyor ya cehenneme dönüşüyor. Zannediyoruz. Burası suret. Her şeyin sureti. Hiçbir mesuliyet de yoktur burada. Burada şeytanlar her türlü melaneti atsa, melekler her türlü ulvileri atsa. Ulvilerin sebabı var. Sufilerin hiçbir günahı yoktur. Ve şeytan ve sesi atar. Kafir cinler düşünce bilgileri atar. Onlara gireceğim. Buradaki hiçbir şeyden mesul değiliz. Her şeyin sureti var. İnsan burası. Her şeyin kanuniyeti var. Akılda. Her şeyin hakikati var. Kastik şu sistemde. Yani kalpte her şeyin sureti şurada. risale Nur okuyanlar için söylüyorum. Ya lemalarda böyle geçiyordu, mektubatta böyle geçiyordu ya. Yani Allah Allah bu hangisi şey? Ha, bir tanesi surettir, bir tanesi kanuniyettir, bir tanesi hakikattır, bir tanesi mahiyettir. Suret burada, serbest bölgede yani tahayyül ve tasavvurda. Diyeceksin ki anlamıyorum. Biraz sonra hepsi şekil olacak. Hepsini anlayacaksın. Allah'ın izniyle. Kanuniyet akıldadır. Buradan süzgeçte aldıkları kanuna dönüşüyor. Sonra hakikati kalptedir. Mahiyeti ruhtadır. Şimdi burada ne var? Ben açıyorum size. Bu Burası akılla bilinecek bir şey değildi. 278 sözlerde ama ustadımı geçen anlatmıştım derste. Gene de söylüyorum ustadı rüyada gördüm. Bu dört tane şeyi bana anlattı ama uyandığım zaman şey unuttum, ee, ikisini unuttum. Şunu biraz da açayım, şöyle getireyim. Sonra Cenab-ı Hakk'a yalvardım, sonra ikisini de hatırıma geldim. Ne var burada? Ondan sonra gireceğiz. Mevzuyla ben bir takdim edeyim veya bununla alakalı sorusu olan, ben burayı şey yapamıyorum, aşamıyorum diye ne olursa sorsun. Burada ne var? Birbirine zıt her şeyin her mertebesi var. Yani küfrün her çeşidi, imansızlığın her mertebesi. Şirkin yeri yok kainatta, insanda var. Kafasızın kafasında var. Mesnevi de geçiyor bu. Kafasızın burada. İmanın her bir hakikati, ulvilerin her bir nuraniyeti burada var. Peki niye karışmıyor? İnsanın burası hem tılsımdır hem sırdır. Sekizinci sözde ne vardı? O adam nasıl o ters döndü yukarıdaki aslan, aşağıdaki ejderha, duvar kapıya nasıl döndü? Neyi çözdü? Neyi çözdü? Tılsımı çözdü. Ay Risale-i Nur okuyanlar. 8. sözde o ters gözükeni terse nasıl çevrildi? Tılsımı, tılsımı çözdü. Tılsım nedir? Bak abiler. Burası artı 10 santigrat derece olsa, eksi 10 santigrat dereceyi de içeri atsak burası sıfır olur tılsımın özelliği birbirine dönüştürür. Yani burası bir dönüştürme. Bir de bir taraf var ki acayiptir, insana mahsustur. Artı 10 santigrat derecede bulunur burada, eksi 10 santigrat derecede bulunur, birbirini yok etmezler. Bunun özelliği, yani bunun adı nedir külliyatta? Sır. Yani birbirine zıt olanlar aynı yerde bulunabilirler. Bunun sebebi sırdan. Tılsım var, kesinlikle zıt zıttında bulunamaz, dönüştürür. 8. sözde tılsımı çözdü adam. Aslan ata inkılap etti. Efendim kapıya inkılap etti duvar. Hepsi terse döndü. İşte o misali kim veriyor biliyor musunuz 8. sözde? Kim veriyor? Nerede geçiyor? sufi İbrahim'de geçiyor. Allah veriyor o misali. O misali Allah veriyor. E nedir o? O insandır. O kafadır. Tılsımı o çözünce yani bu işte bir şey var diyor. Değişiyor. Terse dönüşüyor. Ama insanın kafasında sır da var. Zıtların cemi de var. İki şey çalışıyor burada. Hem tılsım var hem sır var. Yani bunu niye üzerine duruyorsun? Kardeşim ya ben bunlar benim içime niye geliyor? Garip garip düşünceler niye geliyor? En yakınıma bunları niye hissediyorum? Niçin içimden bunları coşar diyesi, kırası, sövesi geliyor? Buradan Mesul musun? Mesul, mesul olur musun? Hayır. Tam tersine yapmadığın için, söylemediğin için cihat sevabını alıyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ya Resulallah büyük bir savaş mı var diyor. Bu işte. içinden Mustafa söyle söyle. Vur vur kır kafasını. Yap onu derken hayır olmaz. Durduruyorsun. İşte savaş esas burada. Ha, O zaman benim içimde niye geçiyor? El cevap. İnsan olduğun için. Odundan dumanı kaldırsan odun olur mu? Kainattan küfrü kaldırın. İman olur mu? Küfür kalksın. Olmaz. Küfür imana hizmet eder. Küfür yoktu. Cennette olmayacağı için buraya getirdiler. Adem aleyhisselam buraya inmesi tavziftir diyor. Vazife aldı. Yani böyle bir alemdeyiz. Bunun kıymetini bilin. Zıtların cemidir gireceğiz. Demek ki, Burada her şey zıt bulunur. İnsan olduğumuzdan dolayı bunlar bizde aktif olacak. Nedir? 18 bin alemin sureti burada var. Ne kadar? 18 bin alem. Biraz sonra gireceğim zaten. Cehennemi haletlere gireceğim. Şeklen göreceksiniz. Sonra cennet haletler. İnsan üç sıfata hamiledir. Celali, cemali, kemali. Sonra her şeyin her şekilde bulunabileceği ne aklına geliyor? Şerlerin her kötülüğü şekil, iyiliğin her şeklini hatta kalkar Allah şekillendirmeye kalkar. Böyle bir tuhaf. Her daim insanın kontrolünde olması mümkün olmayan, olması da mümkün değil. Olmaz yani. Peki var mı bunları yüzde yüz kontrol eden? Var. Peygamberler, asın imamları ona nasıl oldu? Biz nasıl yüzdeliği çatı, çıtayı yükseltiriz? Ona gireceğiz şimdi. Merak etmeyin bir saatte bitireceğim hepsini inşallah. Sonra burası ebedi ve sonsuz hayatımızı mayalayıp değiştirip dönüştüren iksirdir. İksir değiştirip dönüştürendir. İnsan nedir bir tarifi yapalım. İnsan neymiş? Bir bakalım nasıl bir şeymiş yani. Et kemik değil yani. Hadi bismillah. İyi misiniz? Var mı sıkıntınız böyle? Bunlarla alakalı soracağınız bir şey var. Geçmeden söyleyeyim. Bak şimdi buraya atan ilk önce bunu anlatacağım ve sonra bunlardan bahsedeceğiz. Haftaya çok ilginç şeyler var. Misaller de var. Böyle devam edecek. Geçen hafta mukaddemeydi. Bu hafta da bunların içi bakıyorum bismillah. İnsan neymiş? Hiçbir insan ben annesinden İnsan doğmamıştır. Herkes anasından beşer doğar peygamberler hariç. İstisna var. Babası da anasız olmaz ama oluyor. İstisna var her şeyde. Peki beşer nedir? Zıtların cemidir. Camiu lezdattır beşer. İnsan ise cemul cemdir. Yani parçaların bütünlüğüne insan, zıtların bütünlüğüne beşer. Beşer kimmiş? Camiül ezdat. Zıtların cemi. Farkı görüyor musunuz? Küllatı geçer. Ne var peki zıtlar? Herkes anasından beşer doğar. Celali, cemali, kemali donanımla gelmiş. Şimdi ona gireceğiz. Celali ce cehennemden haber veriyor. Panik, panik atak, depresyon. Bunu oldum. Geçen hafta girdik ya. Altı tane görsel yaptık. Bir tane de şifayen anlattım. Neydi o? Şizofreni. Yedi tane. Onların tafsilatını da haftaya gireceğim inşallah. Ama bir temelde gidelim diye şey yapıyorum. Yani insanda, beşerde ne kadar beşeriyetten sıyrılırsak insan olacağız. İnsan zıtların cemi değil, güzelliklerin bütünselliğidir. Beşerden sıyrıldığımız kadar. Celal nedir abiler? Celal cehennemden re renkler de manaya göre verilmiş Tesadüf değil, haman her detaya dikkat edilmiş. Bu yapı beşer siyah, celali insanda cehennemden haber veriyor. İşte dedim ya yaşayamıyorum, canım sıkıldı, kurasım geliyor, of dayanamıyorum, yatamıyorum, inkarı düşünüyorum. İnsanda 8. sayfası Kastamonu'da celali kabzaletleri olur. Cemali ise o bast oluyor, uçuyorsun, kaçıyorsun, yere göğe sığmıyorsun, acayip bir şey. Bunlar bipolar bozukluğundan biraz bahsetmiştim. Ee, bir ay öyle, bir ay böyle, bir hafta böyle. En zirvede bir ay olduğu için bir ay almışlar Kabz aletlerinin bipoların bir saati de var, bir günü var, bir haftalığı da var. Gireceğim o hastalığı. Gerçi geçen hafta yayından en azından kayıta girmiş. Dinlersiniz. Ben de bu olmaması lazım, bu neyin nesidir diye ilaç arama, doktorluk mu, hocalık mı da onu da göreceğiz. En çok benden bekledileri, beklentileri kardeşlerimin iki şeydir ona gireceğim. Birincisi bu, insana bunlar niye geliyor? Mesela esrar eroyuna kapılmış. Kim istiyor? İşte Kemal ise, biz Kaps, birisi Bast. Kemal ise bütün bunların arkasından Cenab-ı Hakk'ın Celle Celalu zatından haber veren, verecek nümuneler yani cehennem ve cennet-i dışında Allah'ın zatında, e, zatına ayna olacak yapı da var bizde. Hani Cenab-ı Hak bir hadisi kutusundan diyor ya, sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Bu kemal tarafımız. Ke insanda celali taraf var, cemal var ama kainatta olmayan insanda var. Nasıl oluyor? Bu ene de işlenmişti. Yani insanda mekansız mekan yapı var. Ene yani. Ona aynı darlık olan kemali tarafı. insana nümuneler vermiş, alametler, işaretler, gölgeler, rumuzatlarla donatılmış. Gölgeleri de var. Bunu fark edip, şimdi giriyoruz. Ben beşerdim, anamdan doğdum. Kitap okuyorum, derslere gidiyorum. Adı, doğru yaşamaya çalışıyorum. Kendimi tanıdıkça celali, cemali, kemali he, ben fark ettim. Ne kadar fark ettimse o kadar insan oluyormuşum. Bunun için gelmişiz bu aleme. Bütün gaye bu. Yani celali, cemali farkındalığımızla insanda kemali oluyor. Orada nasıl bir Mesela Celali oldu. Celal yani cennetten haber verdi. Cemali oldu cennetten haber verdi. E peki kemal ne oluyor? Artık kainatı, varlığı, masvayı, masva Allah'ı yani Allah'ın yarattığı 18 bin alemi önüne atıyor, arkasına atıyor artık ona ait iki ona ait gelecek göstereceğim. Bakın bu Celali alemi şahadette kafada da bu var. Bu bir şey değil ki kafadaki daha beter. Cemali kafada daha güzel bu. Şimdi Kemal gelecek. İkisini arkaya attı. Uçuyor artık sonsuza doğru varlıktan çıktı. Varlığı masvaya atmış. Biz göğü, yeri öyle bir nizamla yaptı ki insan denilen bir mabetle, kutsi bir yapıyla, sırla çözülüyor. Yani haşa anlamak için yani. İnsan Allah'ı casusladı. Bu benim sözüm değil yani. Mesela ağaçtaki Allah'ın isimlerini anlatmak alimliktir. Yani ağaç bize alimlik yapıyor. Biz onu tefsir ediyoruz. Ağaçta ne var? Renklendiren ya mülevin. Ölüden çıkıyor ya hay. Rızık oluyor ya rezak. Sanatlı oluyor ya sani. Bu ne yapıyor ağaç bize? Allah'ı tarif ediyor. Ama insanda bir yapı var ki 18 bin alemi arşı kürsü ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hepsini arkada bıraktı. İmkan ve vücub ortasına miraçta gelerek muhatap ilahi oldu. O halet kemali. Zat aynı artık. Yok yani. Yani şöyle yapayım. Benim gömleğim diyen arkada ben değilim. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım. Benim aklım diyen ben değilim. Yani aklım değil, akıl değil. Benim ruhum, benim ruhumu kaldırmaz ya. Benim ruhumu anlamaz ya. Ruhuma ağır geldi. Kimin? Benim. Benim gömleğim der gibi. Ha o ben olan ben işte Kemali. Onu fark etmek işte esas o. Fark edenin özelliği ne olur bunların? Fark edenin bir alameti olur mu? Bir tanesini söyleyeyim. Onların dünyasında artık cennet gaye olmaz, cehennem endişesi olmaz. Cenneti gaye yapan cehennem endişesi olur. Onlar artık masuva Allah'a yerinde kullanırlar. Kemali. İşte bu kemal vasfı. Şimdi doktorum burada. Ve bu insan Müslüman kardeşlerin benden bekledikleri ikinci bir insan tarifi yaptık. En çok benden bekledikleri bu. Yani yazılarda, şeylerde tam da kardeşim doktora mı gideceğiz? Hastanelerde mi bu sıkıntılarımız? Hocalarımın tuzağına düşeceğiz. Sahtekarlara. Ne yapacağız? Hangisinin için nerede doğrudur? Veciz bir şekilde şey yapayım. İnsan bedenden ibaret değildi abiler. Bedensiz ruh var mı? Bak. Ruhu unutmuş. Şöyle diyeyim. Ruh. Ondan sonra buraya okuyacağım. Ruh. Beden. Tamam. Şimdi bir doktor düşünün hastane. Ruhu unutmuş. İnsanda Sırf biraz önce mekanik vardı ya böyle bir cihaz. Ruh, sırf beden, insanı beden ile insan zanneden. Ruhu unutmuş. Sırf bedeni, bedeni tamir ile meşgul. Sıf bedenle tamir olacağını zanneden. Ne, ne yapar bu? Zaafı nedir? Yani ne inkar etmiş oluyor? Kelam sıfatından manevi tedaviye karşı sardır. Vehmi şifayı dağıtır olmayan şifayı dağıtır. El ceza min cinsin amel sırınca da olmayan şifayı dağıttığı için o olmayan şifanın bedelini parası aldığından kendileri hastadır. Çünkü en diyor hasta 61 barlada betbat gafil doktorlardır diyor. Betbat gafil doktorlardır. Şu birincisi madalyanın ikinci yönü. Bedeni unutmuş. Böyle bir hoca Böyle bir alim. Böyle bir vaaz. Bedeni unutmuş. Sırf ruhu tamir ediyor. Sırf bu. Böyle yapayım ki unutmayın. Sırf ruhu almış. Bedeni kala almıyor. Beden sanki şey değil yani. Bu kim? Allah'ın iradesinden gelen adetullah kanunlarını inkar etme manasına geldiği için bunlar da kördür. Kör. Gafil doktorlar sağırdır. Gafil gafil o maneviyatçılar da onlar da kördür. Kör. Birisi niye sağır? Ustad münafık bahsinde diyor ki kulak, ses, dima direkt değil kalbe bağlıdır. Münafık bahsinde diyor. Kalbin içerisindeki latife insaniye girer direkt. Göz ise direkt beyne bağlı. Onun için kulak çok önemli. Kulak onun çok önemli. Şimdi ben elimle yapıyorum, okumuyorum. Bak ruhu esas almış, alim, hoca, ruhu almış, bedeni kale almıyor. Bırak onu diyor. Bu ne yapmış oluyor? Allah'ın irade sıfatından gelen adetullah kanunlarını inkar ettiği için görmediğinden kördür. Bu kör kör. Ötekisini söylüyor. Bedeni esas almış, ruhu unutmuş. Bedeni esas almış. Beden. Sırf tamir ediyor. Ruhu unutmuş. Bu ne inkar ediyor? Kelam sıfatından gelen manalar, telkinler, ulvi hakikatlar, doğru yaşantıları kale almadığı için, ruh kale almadığı için bu da Allah'ın kelam sıfatına sardır. Sar. Peki ne yapar bu? Vehmi bir şifayı dağıtır. Olmayan bir şeyi dağıtır. Olmayacak. Delili de İstersen 17 sene hiç ilacı. Peki sonuç nedir? Ustadımız diyor ki kime gideceğiz ne yapacağız? Bunu söyledin. Hekim azığa gideceğiz. Hekim azık. Hekim azık kimdir? Onun külliyatta. Hekim azık şudur. Ruhsuz beden, bedensuz ruh olamayacağını bilmesi lazım. Hekim Azık tarif ediyor. Ruhsuz beden, bedensiz ruh olamayacağını bilen, maddi ve manevi hastalıkları beraber görebilen, insanların en zayıf damarı olan hastalık damarını istismar etmeyene hekimi hazık denilir. Kaynak Barla 307 Emirda 1 244 Hekimi azık. Ne yapacağız? Tedavimizi çift yapacağız. Hekim ağzına gideceğiz. Tamam Hekim ağzına gideceğiz. Aa, benim doktorum mesela maddi doktorum burada şu anda. Bak şu anda burada. Şimdi ne yapıyorum? O da şahit. Doktorum şu oluyor ne yapayım? Şunu yap. Gerisi senin zaten diyor. Peki kendisi ne yapıyor tedavisini? Ben şahitim Allah da şahit olsun. Yazhanesinde yani odasında hastalarına maddi ilaçları yazarken Masasında hastalar risalesi, küçük risaleler, diğer risaleler konmuş onu da veriyor. Daha ilerisini söylüyorum. Bir ilçede anlatmadığım kimse kalmadığı için diyor. Ben diyor doktorluğu hizmet için varım. O beldede anlatmadığım kimse zannıma göre kalmadığı için yeni bir beldeye rahatını terk ederek başka bir ilçeye doktorluğuna tayin ettirmiş. Ki davayımı anlatayım diye. Ya Böyle fedakar kardeşlerimiz var. Gurur duyuyoruz. Gerçi boynu kırılıyor ama kırılmaz kırmaz Allah. Çünkü yüzüne karşı demin ama böyle yani. Böyle de demesek, emeği de takdir etmesek o da olmuyor. Şimdi hekim azık gideceğiz. Hem manevi tedavi bize söyleyecek, hem maddi tedavi edecek. Ruhla bedeni, bedenle ruh görecek. Maddi tedavi ederken manevi tedavi de edecek. Bir de insanın en zayıf damarı olan hastalık damarını istismar etmeyecek. Mesela bir misal söyleyeyim. Bak bu adam hiç ruhtan haber var mı? Acilde çalışıyor. Öteki tarafı da yapacağım. Oo, nasıl geldin sen hastane? Ne oldu doktor bey? Ölmen lazım ya. Olan ölmedi işte. Yok ölmen lazım. E, ne yapayım yani şimdi ölsün mü? Ölmedi. Nasıl nasıl geldin diyor. Esbablar esbabların. Mutlaka faili muhtar olduğunu zannediyor. Esbapsız tecelli bilmiyor. Öteki tarafta bırak doktoru diyor ya. Şafi hakiki Allah'tır diyor. Tamam. Şafi hakiki ama adetullah kanunu koymuş ya. Madenleri niye koymuş? Cevitamını niye koymuş kardeşim? Peki Allah'ın kaç türlü şeriatı var? İki, kelam sıfatından gelen Kur'an-ı ve onun içeriği manevi tedavi. İrade sıfatından gelen adetullah kanunları ikisini cem eden hekimi hazıktır. Hekimi hazık yani ikisini cem edebilen kişiye deniliyor. Şimdi o serbest bölgede hani ben şöyle yapayım da orayı bir daha göstereyim bir daha gelmeyeyim. Şuraya atıyorlar diye. Heh, şimdi bu sefer atmaya başlıyoruz. Bir şimdiye kadar ne öğrendik? Kafamızda serbest bölge var. 18 bin alemin sureti var. Her şey zıtlarıyla beraber bulunabiliyor. Mesul değiliz dedik. Sonra insan hem celali hem cemali hem kemali tecelliye mazardır. Sonra insan nasıl tedavi edilecek? Ruhsuz beden, bedensiz ruhu almayacağız, kalı almayacağız. ikisi beraber olacak, cem edeceğiz. Bunu da yapabilene hekimi hazık deniliyor. Eğer diyor ustad, hekim hazığa gitmezsen vehmini tahrik eder, hem sağlığını alır hem paranı alır. Eğer bu tür yani bedenseli kale almayıp sif ruhu şey yaparsan, enayilere gidersen mezaristanı kabrede davetiye çıkarırsın. Mezarcıya da bir tane mezar kazdırırsın. Şimdi buraya atanlardan bahsediyorum. Bu insan tarifiydi. Kafada bu var. Bu bir şey değil. Olsa ne olacak ki? Bu hiçbir şey değil. Yok olursun. Ama öyle bir kafada cehennem var ki çaresi intihar. Kendisi nedir peki? Düşünebiliyor musunuz? Sıkıntı nasıl bir cehennem ki? Kurtulmanın çaresi intihar. Hemen bu mevzumuzun içinde değil ama geçen hafta söyledim. Söyleyeyim. İnsan kendisinden daha değerli hiçbir şey yoktur. Hayatından daha değerli hiçbir şey yok. Hayatına kendisinden daha değerli bir şeyi gay yaparsa hayat anlamını bulur. Sıkıntılar basamak olur, yükselir. Eğer hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yaparsa hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur... Sıkıntılar merdiven gibi dibe iner. Şimdi o içeriye atanları kim? Behim, kafir cinler düşüncemizi bozar. Vesveseyi şeytan atar. Erva habiseler seyrettiğimiz olumsuz resimler, filmler, sesler. Bir de insi şeytanlar. Yani haza bir şeytan. Tahrip için uğraşıyor. Adamlar bozulsun diye. Nasıl bozulur diye? Bir de mevadi şerirelerden olur. Onunla alakalı bir şey anlatayım size. Ee, Abdülkadir-i Geylani Kuddüs'e Sürü. Onun bir misali anlatayım. Nasıl biliriz? Bir gün çölde giderken bulutun yanındaki alimler anlatıyor talebeleri. Buluttan bir ses geldi. Bak buraya attığını nasıl anlarsın? Şeytan mı attı? Şeytan mı attı? E bu tarafta da Allah ha onu da zeyim de sonra o şeyini anlatırım. Buraya bunlar attı. Bunlar da atıyor o serbest bölgeye biraz önceki sarı yere. Allah, melekleri, Müslüman cinler, Erva Aliyeler, insan ve iyi insanlar, insana vehim ve vesvese vermez. Bir kere vesvese ve vehmi Allah ve melekleri vermez. Bir daha vesvese ben kendimi kötü hissediyorum veya insanlar hakkında suyu ediyorum. Vehim ve vesveseyi Allah ve melekleri vermez. Bu ölçüdür. Tamam. Şimdi ölçüyle alakalı bir şey anlatayım. Geylani Hazretleri giderken buluttan bir ses geldi. Ey Geylani! Senden namaz kalkmıştır. İskat oldu. Kalktı yani. Geylani ne yaptı? Hakikaten buna Bulutun arkasında terliğini almış. Ha, bir ses geliyorsa bir yerden gitmeye de koridor, yol açılmıştır. Terliğini nasıl gelmiş o ses? Bunun terliği de oraya gitti. Buluta vurduğu zaman bulut dağıldı, melun ortaya çıktı. Melun dedi ki, ya Geylani benim olduğumu nasıl anladın dedi. Neyle anladı? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Ne yaptı? Allah Şeriatında kitapta peygamberden bu hükmü kaldırmadığı vazifeyi de benden mi kalktı diyor. Görüyor musun? Panteistler var yani bir İslami 73 72 batıl fırkalar diyor ya hadiste. Bir tanesi de panteisttir. Panteistler diyor ki size diyor Allah yakın gelene kadar diyor namaz kıl. Adamlar diyor ki biz Allah'a yakın geldi. Artık şüphemiz yok ki. Namaz kalkıyor. Oysa o yakînet ahiret ahirete ait olan ayete e, burada yapıyor. İşte şeriatı bilmesek mesela vehim ve vesveseyi attı. Allah mı attı? Yani eğitilmek için midir? Yoksa şeytanlar beni cehenneme sokmak için midir? Hemen ne yapıyoruz? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Bilmesen işte biraz önce anlattık ya serbest bölgede ya benim kafamda bunlar niye böyle oluyor? Niye bunu mesela diyelim Yop yop yop, iç iç iç. Diyen kim? Mesela bir tane mevzu dişi yapayım. Odunu yaktığımız zaman, odunu yaktığımız zaman çıkan dumandan Allah cinleri yaratıyor. Ateşsiz dumandan çıkan ateşten şeytan yaratıyor. Çıkan nurdan melek yaratıyor. Çıkan külden İnsan yaratıyor. Dumanla alakalı bir şey istiyorsanız yanlış bir şey bilin ki sol kulağınızda iç. İç onu. İç. İç. O telkin ediyor. Canım sigara istiyor. İstiyor birisi. Duman o istiyor. O fürüyor. İç onu diyor. En büyük haramlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Allah'tan ümidi kesendir. Sakın ha ne içersen iç. Sakın Allah'tan ümidini kesme. En büyük yanlışın olur. Çünkü Allah'tan ümit kesilmez, en büyük günahlardandır. Ancak kafirler keser diyor. Allah'ın izniyle bunları bildikten sonra çok kolaydır. Şimdi iki taraf attı kafaya, bu hale geldi. Çabuk çabuk geçiyorum ki diğer şeyleri de gösterebileyim. Şimdi kafayı serbest bölgeyi yüzde yüz serbest bölge tam anlattık, değil mi o sarı bölge? Korkma yani. Niye ben böyleyim? Deme. İnsan olduğun için düşebilirsin ama düşmek birinci derece mühim değil. Kalkmak önemli, kalkmak. İnsanlar denize düştüğü için boğulmazlar diyor. Çıkamadıkları için, yüzme bilmedikleri için, düştüğü için boğulmaz. Hepimiz düşüyoruz ama boğulmuyoruz. Şimdi onun için endişe etme. İnsansın. Ha şunu da söyleyeyim. Bir olduğunu düşünün. Yaktığımız zaman dumanı niye çok çıkar? Islak olduğu için. ...ıstaklığını gidermek istiyorsan güneşe koy kurusun. Dumanı az olur. Güneşten kasıt ilimdir. Tamam. Odundan kasıt bedendir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki duman nefistir. Oduna Allah iki zıttı. Şurası, şurası duman, şurası nur değil. Dumanın olduğu yerde nur, nurun olduğu yerde. Aynı yerdedir ikisi. Şimdi Allah hangi ilim ve teknolojiyle ile odunun içerisine dumanı ve nuru iki zıttı yerleştirmişse bu bedene de aynı ilim ve teknolojiyle ruhu ve nefsi yerleştirmiş. Eğer olumsuzlukların gelmesini istemiyorsan bulunduğun kabından çıkacaksın. Güneşe muhatap olacaksın, D vitamini alacaksın. Yani ilime muhatap olacağız. ilim onu tard eder. Odunu güneşe koyduğumuz zaman, kuruduğu zaman dumanı az olur. Odundan kasıt bedendir. Odundaki duman nefistir. Odundaki nur ruhtur. Odundaki dalga boyları, utrovyal ışınları, enerji boyutları da hislerdir, duygulardır. Odun kaç kilodur? 10 kilo. Nerededir? Burada. Rengi var mı? Var. Yaktığımız zaman ortaya çıkan kül ne kadar? 10 gram olur. Diğer 10 kilo ne oldu? Ve nerede? Ruh da böyle. Vefat ettiğin zaman kül toprağa gider, ruhu uçar gider. Mezarda ne işi var ruhun? Ha kafirse o mevzumuz değil tabii. O hiç şansı yok tabii. Şimdi böyle geçiyoruz. Bu bölgeye hakim olmak dedik ya yüzde yüze olamazsın. Olmanın yolu bir, terkler. Günahları ne kadar terk edersek? Tecerrütler. Tecerrütler. Kötü ahlak. Ha, namazımız ne yavruzumuzda yoksa tarikattır, nurculuktur, şunlar hepsi bahane. Bakın peygamberlik vesile, Kur'an vesile, kainat vesile, ruh vesile. Sonuç ne? Muatabilahi olmak. Kul olmak. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya mı geldim dedi? En son Vedat Besin'le. Hayır. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim dedi. Bir, o serbest bölgeye hakim olmanın yolu terkler. İki, tecerrüt. Terk edeceğiz kötü ahlaklarımızı. Üç, tövbe ve istiğfar edeceğiz. Geçmişimizi onunla tamir edeceğiz abiler. Ümitsizlik yok. Geçmiş, tövbe ve istiğfar. Bir daha söylüyorum. Vallahi Sakın ha teşvik şey için söylemiyorum. Meyhanen dahi olsa. Esrarını nereye muptala olsan olsa. Sakın Allah'tan ümidini kesme. Kur'an'da benden ancak ümidini kesenler kafirlerdir diyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. Katre Risalesi'nde bu ayet var. Ey günahların en rezillerine düşenler. Sakın Allah'tan ümidini kesmeyin. Niye? Niye? Allah senin günahını affedecek güçtedir, aciz değildir her şeyini. Allah'a affetmek yakışmıyor. O bize. Allah'a ne yakışıyor? Çok affetmek. Çok acıyandır, çok bağışlayandır. Çok ona. Bize demiş ki affedici ol. Böyle bir Allah'ımız var ya. Sevilmez mi Allah ya? Nereye düşersen düş. Kalk kardeşim. Kalk. Kalkmayı bileceğiz. Gene düştüm. <laughs> bir tane hadisi nakledeyim size de. Benim de en çok sevdiğim hadisler. Diyor ki sahabe gelmiş Allah Resulü'ne bil mahna. Ya Resulallah şu günahı yaptım dedi. Dedi ki Mahmut. Dedi ki tövbe et demiş. E, tekrar düşersem günü tövbe et. Tekrar düşersem ya Resulallah tövbe et dedi. Baktı ki adam bunun dibini getirmeyecek. Ya yaparsam gene yap. Dedi ki peygamber aleyhisselam hatırlama kaldığı kadar. Kul tövbeden usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Oh! Kim oh? Şeytana. Bizi ümitsizliğe atan şeytana oh. Kul tövbe etmekten usanmadıkça Allah affetmekten yorulmaz. Allah için bir şey değil ki. Seni beni affetmesin. Yeter ki Ya Rab Allah'ım beni beşer yarattın. Beşeriyetimin iktizası olan günahlarımdan dolayı beni huzurundan kovma. Başka Rab yok ki gidilsin. Nereye gideceğim? Ne yapayım ya Rabbi? Düştüm Allah'ım. Merak etmeyin. Başka sebepler de var affedilmemize. Ahir zamanda fetret sistemi değiştirecek. Sizi veya bizi bu günahlara vesile olanlara yüklenecek inşallah. Tövbe ve istiğfar, o... Istiğfar, hak, hak, harika. İbadetleri evet. Yani mesela geçmişimizi neyle? Tövbe ve istiğfarla. Geleceğe nasıl bakacağız? Gene yapamam ya. Gece iki, on gece kaldırıyor beni. Abi acaba ben iyiyim de, acaba kötü olur mu? Korkma lan. Geleceğimizi abiler ahirete iman ile tedavi. Yani kaldıracağız karanlığı. Geçmişinizi Allah'a iman ile, tövbe ve istiğfarla. Geleceğimize Allah'a teslim, doğru yaşamak, Tes se se seleme. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah'a itimat edeceğiz ya. Niye? Niye? Allah beni benden daha çok sevmiyor mu? Benden daha fazla cennete gitmemi istemiyor mu? Benden daha çok imanlı olmamı istemiyor mu? Benden daha çok tövbe etmemi istemiyor mu? Hemen bir tane de şey hem teneffüs ettireyim. Allah Resulü demiş ki aleyhissalatü vesselam. Bir e, ticaret ehlini düşün diyor. Deve sürüsü var, kervanı var. Adam de, şeyde giderken çölde, çöl biliyorsunuz haftalarca sürüyor çukurlar bir fırtına gelince tepe olur tepeler çukur olur böyle bir şey biliyorlar. Adam giderken yoruluyor güneş altında. Şurada bir yatayım diyor. Adamın bütün ticaret malları sattığı mallar develerde. Bir devesinde de bütün yiyecekleri, içecekleri, örtüneceği de orada. Adam inmiş. E nereye bağlayacak deve yani? Karadeniz'i değil ki her tarafta ağaç var yani. Acaba bağlayayım. Ada develere bağlayacaklar, birbirine bağlamışlar. Zaten akıl ikaldır. Hani develeri bazen kuyruğuna bağlarlar. Deve kaçmak için döner, 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 yorulur şey yapar. Ama birbirine bağlamış. Allah Resulü diyor ki tövbe eden bak ne oluyor. Allah için tövbe nedir bak. Bu benim misalim değil. Bir mana benden ama. Devesini birbirine bağlamış. inmiş aşağı sermiş. Muhammed yatıyor. Yattı. Bir kalktı ki zaten susuz, zaten aç, bütün serveti diye bir kalktı ki develer yok. Bu ne demektir? Öleceksin demektir. Suyu orada, haftalarca yol. E, su yok, acıkma. Bir de deveye Avrupalılar çöl tankı diyor. Gözün üzerine ve burunlarına kıllarla örülmüş. Fırtına gelse içeriye girmiyor. Yoksa seni boğar fırtına. Yani bu ölüm demektir. Kalktı. Diyor ki Ey asabım o zat ne yapar? Bir öyle koşar tepeye, bir bu tarafa koşar. Bir öyle bağırır, bir böyle bağırır. Ne yapar bulmak için ufuklara bakar fakat en sonunda bir tap düşer. Bulamaz. Ümidi kesilmiş, ölümünü beklerken güneş vurdu ya, tamam yoruldu zaten. Tam o uyku böyle daldı. Dalsa diyor. Uykuya girdi. Bir de devenin sesiyle uyansa bir baksa ki bütün develer gelse ne kadar sevinir? Yani yemek içmek değil bu. Ölüm. İşte diyor bir günahkar kulun da tövbe etmesiyle Allah bundan fazla sevinirmiş. O zaman ve tubaleyne ya tevabu ya kimu tövbeten nesu'a ya kuminellezin faalu feyşeten evzela menfusekum. Zekerullah <dıol Edil> festaferu li zunubi ve miyafir zunubi ilallah. Estaferullah el-azim el-kerim ellezi. La ilahe illahu el hayyul kayyum ve etübeli subhanu. Oh amin elhamdülillah. Kim rahatsız oldu? Memelun. <laughs> <laughs> <apology> ne yaptı bize? Kelime-i şehadet, kelime işte tövbeleri bu konuşmaları da yaptırmamıza. O adam olmasaydı olmazdı. Çünkü şeytan iki tane şey kazandırıyor kemalat insaniye vesiledir. Makasıdı hayli külliyeye vesile oluyor. <laughs> Namazdayım başka bunu söyledi. Dedik abdestin yok dedi. Namaz Namazdayım ha. Abdestin yoktu dedi. Ben dedim ki zaten her zaman abdest kılınmaz ki dedim. Ya abdestsiz de oluyor dedim. Baktı ki benden daha serseri bu dedi. Çekip gitti adam. Ne yapacak şimdi? <laughs> Abdesti de kılınıyor. Dedikten sonra ne yapacak yani? Benden daha serseri diyor. Çekip gitti. Meyanede olsaydık, kahvede olsaydık, başka yerde olsaydık. Allah o Müslümanlarımıza, o kardeşlerimize de yardım et, et etsin Cenab-ı Hak. O kardeşler, itilmiş kardeşim. Türkiye'de ilk anarşide, şey, banka soymada mermi, silah atan kimdir biliyor musunuz? İlk, 71. Necdet Elmas. Gelin görürsünüz. Rüştü abi anlatmış. Adam hakim soruyor. Niye haydi soydun soydun da Mermi şey tabancayı niye sıktın diyor vezneye ben sıkmadım efendim dedi ama e, sen gördüler diyor evet dedi görenler hepsi beni gördü ama dedi o tabancayı elime veren ona doğrultan tetiği de bana çektiren cemiyet dedi yani doğru yerde olacağız ki üzerimize yüklemeler elimize tabanca vermesinler şimdi o bölge hakim olmak bu. Şimdi ustad diyor ki şuna geçmeden sözler 508'de. Yani bu ortamlarda ne oluyor? Şu anda ne oluyor? Sana ne oluyor? Odun var diye odunda duman vardı, nur vardı. Dumanı az olsun diye güneşe koyacaktık. Arkadaşlar her şey bir şeyden yaratılmış. Bak Allah ruhanileri iyi veya kötü ruhanileri nereden yaratıyor? Nardan, ateşten, nurdan, ateş şey, narla ateşi misal vereceğim ait ne, ne kadar farklı olduğunu. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, sesten, kokudan, rayadan, kelimattan, esirden ve hatta elektrikten ve sair seyyalatı iki tane se seyyalatı latifeden halk olunan o zihayat canlılar yaratılıyor. Ona geçeceğim. Bu metni okuyayım dedim ve o ziruhlara ve o zişurlara şeriat-ı garay Muhammed'i de aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı mucizül beyan bunlara melaike ve can, cinlerin çoğulu ruhaniyattır der, tesmih eder. Yani bu ne dedi? Şu. Görmeniz lazım. Abiler, nar, çok sorulduğu için külliyatı okuyanlar. Nar, e, şu ateşin içindeki çekirdek, göbeği sarı olan. Nar. Ateş ise bu kırmızısı olan. Ha? Biraz ha ha. Nurda, nurdan. At, nardan, nurdan. <laughs> Beyaz yapmış. Evet. Tamam. Şimdi narla ateş çok önemli ya. Ee, yani ayırt etmek zor. Ateşin dışsalı, kırmızısı ateş. içindeki o göbeği çok dikkat ederseniz gözükür onlardan Şimdi ne yaratıyor? Allah nardan nuraniler yaratıyor. Mesela güneşte yaşayan ruhani melekler var. Mesela Gazali'den söyleyeceğim şaşıracaksınız. Mesela insan biz neyi biliyoruz? İnsan var. Ee, şeytan var. Cin var. Bir de ölülerin ruhanileri var. Gazali der ki Dan, Han, Man, Tam, Test Hepsinin bin tane var çeşit. 5 bin nev ruhani var. Yani balık deyince kaç çeşidi var? Hayvanat dediğimiz zaman filden, gergerden, fil, şey, karınca kaç tane çeşit var? Ruhaniyat böyle bir şey. Şimdi Allah nardan melek yaratıyor. Ama pis maddeden çıkan kokudan o cinsten ruhani geliyor. Ona gelecek. Nurdan yaratıyor Allah melek. Ateşten yaratıyor. Işıktan yaratıyor. Zülmet çok önemli. Abiler viranı olmuş tek başına evlerde, güneş görmemiş vadilerde, çöplüklerde Cenab-ı Hak bölmüş. Müslüman cinlere Allah güneş gören dağların tepeleri, geniş vadiler, ovalarda Müslüman cinler olur. Peygamberimiz bölmüş. Denizin kenarı güneş görmemiş vadiler, tafun etmiş, kokuşmuş yerlerde, hele bu durumda oturan dikkat edecek. Güneş, hani demiş ecdat, güneş girmeyen yere doktor girermiş. He. Zülmetten ruhani yaratılıyor karanlık. Havadan, havada ruhani yaratılıyor. Havada. Şu anda bir sürü şey yaratılıyor. Sana geliyor işte. Şu anda benim sesim, melek yaratılıyor. Eğer günah şarkı türküyse, başka bir şeyse o cinsten yaratılıyor. Yani şu anda havadan yaratılıyor. Hani bazılar bunu da söyleyeyim ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Namaz aynı şey ne, ne işe yarıyor? Hem bu şekil olunca o hatırıma geliyor. Bu pervaneyi görüyor musunuz? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı Niye beygir gibi dönüyor? Aşağı yukarı. Hiç kimse sormaz niye mantıksız dönüyor diye. Aşağı yukarı yapa yapa elektrik ündükleniyor. Bu elektrikle de İstanbul'da binlerce Milyonlarca cihaz çalışıyor ama bazıları soğuturken bazıları da ısıtıyor değil mi? Fırınlar elektrikte pişirirken klimalar soğutuyor yani zıt. Ne ile? Pervane aşağı yukarı. Namazda da öyle biz. Ruhta elektrik ündükleniyor, manevi elektrik oluyor. O manevi elektriklerle de duygular, akıllar, hisler, latifelerimiz aktif oluyor, ceyran oluyor. Böyle duramıyorsun yerinde. Çünkü eletik imal etmiş. Sesten. raya'dan fazla girmeyeyim üzerine. Koku hakkında benim belki de 12 tane saat dersim var. Korku, koku nasıl insanın kimliği ve kişiliğidir? Hemen bir şey söyleyeyim. Bir insanın teri fena kokuyorsa ona koku şey sprem, koku değil, ahlakını düzeltmesi lazım. Bunu İbrahim Hakkı söylüyor. Bana kızmayın. Eğer bir insanın kokusu ağırsa, koku, şey teri yani kokusu teri, ona hemen kokular falan bir şeyler alıyoruz ya. Niye alıyoruz? Ahlakımız ağır. Ne alakası var ya ahlakla koku? Okursun görürüz. Elsinetikum <laughs> elvanikum. Lisanlarımız ve simalarımız kişinin karakterini dışarıya taşır. Simahum fi vujuhim mineseri sucud. Simalar da öyle. Rahya şu peygamberimizden naklediğim şey sahabeden. O zaman cep telefonu yok. Navigasyon da yok. Allah Resulü hangi hangi kimin evinde acaba ders yapıyor? Nasıl bilecek sahabe? Ya, yani. Allah Resulü bir yoldan geçerse oraya bir koku bırakıyormuş. Sahabe bu kokudan gidiyormuş. Öyle bir koku. Şimdi, abi, e, alkolü, e, o cinsten... Zararlı, evet. <laughs> Mesela nasıl bir zarar ya, var? Doğru. Zara mesela koltuk altına sıkılıyor, kadınlar ve erkekler kokuş yapıyor. Hangi cinsten kokuysa, içinde alkol varsa, alkolün en büyük hikmetlerinden bir tanesi haramiyeti, o cinsten ruhani geliyor. Senin yaran, yanına bir tane şeytan yaratılıyor. Affedersin. Şeytan yaratılıyor. Devamlı telkin ediyor. İç onu, iç. Yak onu, vur onu. Kır kafasını. Şöyle devamlı coşar gibi hissedersin. İyi kokular revai taybe, erva tayibeyi, revai habise, erva habiseyi cezb ve celbeder. Yani. Şey şey evet, mesela bazı parfümler var ki, e, sokma beni oraya girmeyeyim. O şeylerle, e, mesela altın takmak erkeğin, e, bu parfümlü şeyler takımakı insanda ee, öteki taraf eşcinselliği aktif ediyor. Çünkü ruh ne dişidir ne erkektir. Üç buçuk yaşına kadar. Ondan sonra o insanda bulundukça, o organlar geliştikçe erkekli ve kadınlık oluyor. Ruh elektrik gibidir. Ne soğuktur ne sıcaktır. Görmediğime inanmam diyene de gebertir. Elektrik böyle bir şey. Ha ruh gibidir. Eğer o parfüm ne yapar? O cinsten ruhani çeker ve sana gönderir. Sen de daha aktif olur. Arzu olur, şehvet olur, gadap olur, nefret olur. Şuna bak ya diyorsun veya Allah Allah kim geçti ya? Onun için Kur'an değil o kokuya ayaklarını vururken de doğru vursunlar yani. Yere dikkati çekecek gibi şey yapmaması lazım. Neyse. Aa, o şey yaptı, değil mi? İşte Bakara suresine geçiyor. Kadına onların yürümesiyle peki tesadüfen mi yapılmış o topuklu ayakkabı? Erkek zor yürürken yolda kadın iyi yürür, erkek mi? Zaten kadın zor yürüyor. Bir daha böyle çubuğun üzerine nasıl yürüyor? Niye bunu dayatmış? Adamlar bilerek yapmış. Girmeyin. Esirden, düşüncelerden, hayallerden, fikirlerden ruhani yaratılıyor. Elektrikten de yaratılıyor. Mesela niçin e ee, bazı olumsuz mekanlarda elektrikleri farklı farklı yakıp söndürürler böyle takar 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 o, onunla alakalı ruhani gelsin diye Gü ışık madem ışık aydınlatıyorsun gündüz ortası yapın gündüz ortası pek haram işlenmez çünkü gece olur gece cinlere aittir gündüz insanlara ait haramlar ekseri gün gündüz olamaz onun için günah işlenecekse kapalı yaparlar ışık yaparlar madem ışık var tepeyi aç işte Çatıya aç, güneş gelsin. Olmaz. Işıkta olacak. Karanlıkta olacak. Evet, bunu şuradan naklettim. Şimdi gelelim. Ee, elimizdeki telefonlar veya televiz televizyonlar ne yapar? Az dibe geldik, son bitmek üzere. Şu telefonlar bizi e, küre-i dünyayı bir köy şekline getirmiş. Sokan şu medeniyeti sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır tadili büyük bir himmete muhtaçtır. Mesleğin Yani elimizdeki telefon var ya şu kadar bir şey. Canlı yayın. Kırşehir'den görüşüyoruz. E ee, ne haber Almanya'dan? Ya Şili'de heyran olmuş ya. Dakika dakika. Canlı canlı. Köy olmuş köy. Bizim köyde yukarıdaysan aşağıdaki aşağıdayken yukarıdaki duyana kadar Brezilya'daki hadiseyi daha çabuk duyuyorsun. Artık medeniyet dünyayı köy şekline getirmiş. Yuvarlak. Herkes her şeyden haberdar. Hem iyi hem kötü. Ama insana ne açmış? Bak ustat diyor, meslevi ne diyor. Nasıl kapatacaksın onları? Gel de kapat ha. Peki ne oluyor peki o bizi? Hemen çabuk bak. Aa, bu hale geldi. Bak telefonlar bak ne yapmış. Risale-i Nur'la şok yapılıyor. Hadi bakalım. Al işte. Ve keza beşeriyetin ruhunda dünyaya ha, ha, nazır pek çok menfezler. Aha bir menfez. Elinde telefon zannediyoruz da. Aslında biz onun içine girdik. ha bu içindeyiz. Öyle değil mi? Hatta o kadar acayip olmuşuz ki. Kız odada, olan orada da, e, hanı mutfakta, biz de <laughs> salonda. Artık oradayız. En büyük silah bu. Ne nükleer. Artık sanal dünyayı yaşaya yaşaya biz oraya soka soka hayalimiz o kadar gelişti ki buradan çıkmak istemiyoruz. O anda anne dese ki kıza, kızım hadi ya sofrayı serelim hadi veya kaldır. Anne ya hep bana söylüyorsun ya hep ben mi yapacağım? Ne yaptın lan sabahtan akşam oradasın? Niye? İnsanın ruhuna hırçınlık vermiş. Bakın bu telefonla içine girdik. Biz dışındayız zannediyoruz. Meğer içine giriyoruz. İçine girince Bak Ustad o da demiş. Beşeriyet, beşeriyetin ruhunda dünyaya nazır, dünyaya açılan pek çok menfezler, yollar açmış. Ne yapacaksın? Nasıl kapatacaksın? Bak ne diyor burada bir önceksinde? Tadili nasıl düzelecek? Büyük bir himmete muhtaçtır. Çok zor. Gel de açmadan önce telefonun açmamaya gücün yeter. Ama açtıktan sonra kapatmaya gücümüz yetmez. Niye? Plaja gideyim mi gitmeyeyim mi? Gitmemeye gücün yeter. Ama plaja gittikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Telefonu oralara girme. Aa çıkarım. Ya daha girmeden çıkamadın da girdikten sonra mı çıkacaksın? Çok zor. Aa işte bak abi hale gelmiş. Evde televizyon seyredenler var ya böyle. Gitmiş. Şimdi gelsin gitsin de yatağa nasıl yatacak? Yarım saat orada kalınacak. Hani var ya pervane, ruh pervanesi elektrik Allah için imal edecek. Ruh da yatağa gide ne kadar hop oraya kadar düşecek. Bak içine giriyoruz, dışında değiliz. Başka Aa bak öyle kuyular açmış ki bakın şuna. Kaçayım böyle de görün. Aa sesi niye vermedi? Sessiz mi? Olması lazım. Bak hele, bak o telefon bizi, bunların kapatılması o kuyu, telefon zannediyorsun. Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Nasıl? Kaç kaça kaç? Nasıl olacak? O kay, az kaldı gitti ağa biraz önce, ağa kapıyordu ayağını. Bak kaç kişiler gitti, bak. Görüyor musun abi? O kuyu yani. Ondan sonra bir daha. Hey! Bir baktık adam, kurtar. Ses gitti. Ya silah bu abiler. Bir milleti kendin gibi giyinip, kendin gibi düşünüp, kendin gibi yaşar, kendin gibi yer, kendin gibi itikat edir, kendin gibi reddediyor imanını. Daha onlar niye savaşacaksın ki? Sen olmuş. Zeytinburnu Sporu yazmıştı. Biz o zaman dershanemiz sporun, şey stadimin önündeydi. Pankart as, as, asmışlar. Halk. Ben sen olmuşum. Seni, beni şey, kendi beni sen de arama. Ben zaten sen olmuşum. Ben sen olmuşum diyor. Yani Ona dönüşmüş. Bitti, bitti. Aha bak. Aha bak buradan. Bak buradan telefona bakıyorsun zannediyorsun. O bu kapıymış YouTube'lar. O nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden. Ha buradan bak YouTube'lar falan girecek. Kapıymış bu. Telef telefon gibi gözüküyor. Sevk eden mevadi şerire ile onları mümesilleri ve sekeni habiseleri o nevi beşerin tariki kemalatına ne büyük bir engel, ne müthiş bir düşman olduğunu devam ediyor. Kapıymış mer. Ama dikkat edersen ufak bir bir yere baktın. Masum bir haber veya bir yere baktın Ergun. Sonra başka bir sayfa da açtın. Görüyor musun biraz büyüdü. Sonra tam sana bir kapı oldu. Hop. Abi şey demiştin sen hani Deccal demiştin bir hadis de herhalde. Yani cam açıp çıkar dedi boyunları çıkar. Çıkartarak... Evet Deccal çalarak diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çala çalar sokaktan geçerken he, insan merak eder. Züccacı camdan diyor kafasını dışarı içe sokar diyor. Onu seyretmek için Bakta bakarken diyor boynuz getirir diyor fakat içeriye alamaz boynuzdan eski çan, antenleri biliyor musunuz abiler ha böyle bir uzun ha böyle 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 vardı boynuz gibi Tam Deccal diyor çalarken kafayı sokar diyor Ondan sonra orada onun gibi olur düşünür hisseder boynuz getirmiş olur Had içeriye sokamaz diyor 19? Evet 19. mektupta ne var biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi e, sahabeydi? Ey ashab şu. Şu siyah değneği al. Evine git akşam. Evinin diyor bir köşesinde siyah bir şey bir siyah bir şey göreceksin şeytan. Bu değnekle onu tard et diyor. Hangi sahabeydi? Evinin köşesinde siyah bir gölge gör. Ha gölge göreceksin diyor. 19. mektup ya. Gaybden bahsetmiyorum. Evinde bu asırda manasını niye koymuş usta? Evinin bir köşesinde diyor siyah bir gölge göreceksin. Çünkü televizyonlar şeyler asıl değil gölgedir. Orada diyor, bir gölge göreceksin diyor. Bu bu asayı diyor. Asay Musa yani. Asay Musa 756 şu alarda bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Belki bana kızıyorsunuz ama yani bunun üzerine dur. Bana kızmayın. O telefon nimet ilahiyedir. ama onunla sizi kuyuya biraz önceki kuyuya bu garip garip kapılara, sokanlara nefret edin. Yani onlara dikkatli olalım diye şey yaptım. Lütfen bana sakın kızmayın. Çünkü maalesef bu iman küfür mücadelesi bitmemiş. Bak a, girdik. A, bak ne yapıyor? Bak gözden girdi, akıldan, kulaktan girdi. Sonra bak 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 kafanın içini neyi boşatıyor görüyor musun? Doktor görüyor musun abi? Bak Mahmut görüyor musun abi Bak kafanın için bu kafa kafanın içini boşalttı. Ne, nasıl oluyor? Memnu heykeller İslam'da men edilmiş. O e, heykeller, suretler ya zulmü mutacir ya mutecesit riya ya müncemittir hevestir girmeyeyim şunlara. Çünkü bam telidir. Ne olur? Ya tılsımdır. Celbeder o oh, habis ervahları. Açtıkça şöyle olur. Celbeder. Celbeder. Mesela şöyle, nasıl çeker? Ya öyle bir şey görmüyoruz ya. Cep telefonu nasıl çeker? Örnek veriyorum. Çanak anteni koyduk. Uyduyu çıplak göre, gözle görebilir misin uyduyu? Göremezsin. Çıplak kulakla uydudaki sesi duyar mısın? Duyamazsın. Duyar mısın? Duyamaz. Çanak anten ne yapar? Görür. Ulan göz mü var? Görüyor işte. Kulağı mı var bu çanağın? Duyuyor işte. Çanak anten televizyona taşıyor. Televizyondan kasıt bedendir. Beden, televizyondaki elektrik hayattır. Be, televizyondaki program ruhtur. Çanak anten ise fikriyat, tahayyül ve tasavvurdur. O oh, haşa. Uyduya da Cenab-ı Ona karşı tutarsak oradaki gözükmeyeni gözükür. İşitilmeyeni işitir hale getirir. Bak o telefon masum gibi gözüküyor ama bak ahtapot gibi sardı. Sonra ilk önce bunu yaptı. Kafayı boşalttı. Sonra Arnavutköy Belediyesi'nin topladığı çöpü de kafanın içine boşalttı. Bu sanayi değil ya senden konuşmuyorum. Ben de böyleyim. Yani ne yapar? Celbeder. 1926'da yazılmış bu. Celbeder. O çanak anten gibi çeker. O habis ruhları. Habis ruh ne biliyor musunuz? Mesela karşıdan bir tane aram geliyor. İnsanda bir bak 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 diye bir duygu olur. Bir enerji. Şeytandan değil. O enerji kendisi şeytandır. Hemen bir yaratılıyor. Kafayı çevirirsen o enerji yok olmaz uyandı. Ama günah da kayboldu. Ne olacak peki? Kemalat oluyormuş. Ha, i̇şte insanların yaymış olduğu dalga iyi veya kötü insan. İnsanın yaymış olduğu ses, görüntü, mimikler, davranışlar, sert ve yumuşak bunlar karşıya yükleniyor. Kopyala yapıştır. Oralardan da habis ruhları kopyala yapıştır oluyor. İşte çocuk ne yapması gerekiyor? Top oynaması gerekirken o telefonlar ne yaptı? Hususi dünyasını nisyan hapsine sokar. Çocuk kendisini unuttu. Unutturdu bakın. Nereye soktu? E, telefon değil miydi bu? Telefon. Çocuk ne olması lazım? Top oynayan yok ki çocuk. Hepsi içeride. Nerede? Kafese aldılar. Çocuklarımız kafeste. Biz de kafesteyiz de. Ama fark şu. Anne mutfak kafesinde. Biz salonda. olan bu odada. Ki kızımız da öteki odada kahve. Çocuk oynaması gerekirken topu bıraktı, bak bakıyor. Bakmayla bak içerideler. Hususi dünyasını hapseder, kendisini kendisine unutturur. Peki girince bu çocuk ne oluyor? Çok soruluyor anne babalar yazı yazıyorlar bana. Şu oluyor. Ya me vidane daha çocuk iken büyümeden, yaşlanmadan yaşlanıyorlar. Çocukları manası. Ayet bu çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir gün. Soruyorum 500, 500 sene önce Osmanlılar'da 500 tane Osmanlı adamın bildiği bilgiyi şu anda 10 yaşındaki çocuk daha fazla bilmiyor mu? Peki ne oldu? Bilgi itibariyle çocuk çocuk olmadan büyüdü, yaşamadan yaşadı, bulunmadan yok oldu, çocukluğu görmeden ihtiyar oldu. İşte ayette diyor ki ya me yecelul vildane şiba o günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Çocuklar artık o masum dikkat ederseniz çocuklar da o masumiyet yok ha. Öyle bulu çağına bile gelmese bakarsın böyle meymenet kalmamış. Ama bak Ya şimdi sen çocuğunu da biliyorum. Şimdi bir de buna bak. Ya Şimdi kıyas et. anladın mı? Bak bu oluyor. Niye oluyor hocam? Benim çocuk niye hırçın oluyor? Hırçın, hırçınlaşmış ruhunda şu medeniyet beşeriye, şu suretlerde, telefonlarda kulislerine denilen küçük cenazelerin mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Bak. Görüyor musun? Bir daha. Biraz daha şey yap ya. Sen Bak sokakta da öyle. Ne olmuş yani arabayı böyle yapsan? O sopayla çıkıyor. Lan kavgaya sebep mi ya? Bana yan baktın. Ne baktın lan? Niye böyle şey yaptın? La Allah Allah. Nasıl bir hırçınlık var ya? Ama bak işte. Delikanlı bir de yap. Hı? Ne kızıyorsun lan bana? İzlediği <laughs> 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 Ha, istedikleri Hırçın, tahammülsüz, doyumsuz, tatminsiz. Ne verirseniz ver memnun edemezsin. Çünkü hırçınlaşmış ruhu. Biz ya ta tahammülümüz yok, sabrımız yok, kanaatimiz yok. Maliyi verseler bu mali, Anavut köyü istiyoruz. Versek bile dünyayı acayip ya. Ne tuhaf olmuşuz. Tamam, şimdilik yeter. Peki sonuç ne oluyor ve bitiyor? İnsanlar cin net Cin ayet cinsellik ifrat moduna vardıkları için akılları ifratta olursa cinnet geçiriyor. Kuveyi gab gabiyeleri böyle öfkeleri ifrat olursa cinayet işliyor. Kuveyi şehviyeleri istekleri ile cinsellik değil her şeyin en iyisini ve doymadan ne yaparsan yap versen bile bunlarda cinsellik aktif oluyor i̇mam Gazali diyor ki cinnet geçirenlerin iç aleminde cin olduğu nettir. Cinler yaptırıyor. Cinayeti, cinselliği ve cin böyle hırçınlığı, salgınlığı yapan içimizdeki o habis cindir. Seyrettiklerimizdeki ayette diyor ki her haramla bir şeytan yaratılır diyor. Bu ifrat modu. Şimdi Tefrit modunda menfi şerirlere maruz kaldıkça tamam ifrattan sonra şimdi tefrite geçiyoruz. Ah soruyoruz. Sürekli uyuyorum. Hayattan lezzet alamıyorum. Okay. Bir şey yapamaya şefkim kalmadı. Sıkıntı yakamı bırakmıyor. İbadetlerimden de lezzet alamıyorum. Kitap okuyamıyorum. Aslın belası ya hepimizin. Ha, niçin? bak tefrit o. Sebebi serum takmışlar bize. Telefon ve YouTube'la veriyor. Bizi ne yapmış? Bizimle alakadar bir, bir zat. Pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevkı, şefkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini mütesifane şekva etti. Niçin? <laughs> Bitti de böyle. Bitti serum almış ya bak bir daha alayım şunu sürekli uyuyorum görüyor musun her gün hayattan lezzet alamıyorum sıkıntı yakamı bırakmıyor kitap okuyamıyorum of hemen 5 dakika sonra uyuyorum ibadetlerden lezzet alamıyorum elhamdülillah rabbil alemin o neler yapıyoruz bir şey kalmıyor bir şey yapmaya şefkim kalmadı çünkü serumunu değiştirmen lazım. Nereden besleniyorsun o cinsten oluyor. Bak sarmış. Günahlar imanın tercümanı olan lisanın zevk ürünlisine ilişip zikirden nefretkarlarını uzaklaştırarak susturuyorlar. Bak bu güle yılan sarmış. Gül gibi fıtratımız sarmış o seyrettiklerimiz bizi. Ama on, biz ne yapacağız? Erva Tayibe, Revai Tayibeden sever. Biz neyle meşgul oluyorsak. Elhamdülillahi fâtirü semâvâti vel ardı ceâlül melâikete rusûlen ulü ejniyeti min min Mesneve sülâse ve rubâa. Burayı aldığına göre. Tamam. <laughs> Allah Allah. Fe subhanallah. Evet, fe bunu anlattı. Onların bak, onlar nurda mahluk oldukları için gıdalarına nur kafidir. Hatta nura yakın olan raya-i taybe dahi onların bir nevi gıdalarıdır ki bu okunduğu zaman hemen o cinsten ruhani yaratılıyor. Ervahı bak, ervahı e, taibe yani güzel ruhlar güzel kokuyu sever, güzel sesi de sever. Koku, ses, suret kişinin kimliği ve kişiliğidir burada bırakıyorum. Haftaya ne olacağını söyleyeyim. Ona göre gelirsiniz. Ha yok bu sonuç mu? Ben bitti Eğer biz bu ayetlerle şunla meşgul olursak tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, Risale-i Nur'da ruhlanma, ilmel yakin, aynel yakin, hakken yakin olur. Yani aklımız, kalbimiz, ruhumuz ne olur bak. Abiler, ilmel yakin aklımız nurlanır. Aynel yakin kalbimizde feyiz olur. Hakkal yakin Cenab-ı Hak ruhumuzda tayyum ve teşahhus eder. Haftaya şu olacak. Gelirsiniz. Kafamızdaki sesler kime ait? Ses var. Ses duyuyorum. Sonra serbest bölgede, Doldurulanları tanıyacağız. Yani serbest bölgede e, diğerlerini de tanıyacağız. Yani tuvalette e, bir tuvalet var. Bir de insan nasıl bozulur? Beş mertebe var. İnsan bozulur. Evlerde nerelerde sıkıntı olur. İnsanın bozulma süreci ilk önce maymundan başlar. Sonra e, çakal olur. Ilahir. İnsan doğru yaşarsa e, 142 sözler sol yolu terk edip sağ yolu gidenler olur vesaire diye bunlar inşallah ömrümüz olur hangi sağ hangi bir selamet olduğunu bilmiyoruz ama niyet edelim ki geleceğiz diye geceniz gündüzünüz mübarek olsun sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Allah feyzini hakikatını bizde halk eylesin bizi, bizi sevenleri bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi çoluk çocuklarınızı aile efratlarınızı Akrabayı, talukatınızı ve hepinizi Cenab-ı Hak insi ve cinli şeytanların şerinden, Amin. semavi arzafatlardan, maddi ve manevi hastalıklarına, musibetlerden hıfsı emin eylesin. Amin. Bizim kendisine muhatap eylesin. Amin. Düşmanına bize teslim etmesin. Amin. Beşeriyetimizin iktisası olan günahlarımızdan dolayı İsa'nın ikramı ve lütfu ve keremi olan hizmet-i imaniyi, Kur'an'ı elimizden aldırmasın. Amen. Namazımızdan ve imanımızdan lezzet alacak kullarından nasip eylesin. Amen. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amen. Bize hakları olan, hukukları olan unuttuklarımız ve usul ve furullarımız ahirete kimler varsa bu maide-i Kur'aniyeden hisselerini ziyade eylesin. Amen. Bizi ve evladiyarlarımızı, bizi sevenlerin de hizmet imaniyeden hasıl olan İştirak, amal, uhreviye'den hissemizi ziyade eylesin. Amin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahadet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola nasip eylesin. Amin. Dünyada olduğu gibi ahirette de birbirimizden ayırmasın. Amin. Birbirimize şefaatçi eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbel alemin ölümden korkuyoruz, hesaptan korkuyoruz. Kabirden korkuyoruz. Berzattan korkuyoruz. Haşir meydandan korkuyoruz. Sırat köprüsünden korkuyoruz. Ya Rab hepsini ortadan kaldıran şehit bizi et ya Rab alemin. Ya Rab şehit etmeyi Şehit olmayı bize nasip eyle. Bunları bize yaşatma ya Rabbi. Derslerin hürmetine. Ve ahir davahu rabbil alemin. El Fatiha